Abdullah Muradoğlu. John Bolton'ın intikam yemeği. ABD Başkanı Donald Trump hakkında Temsilciler Meclisi'nde yürütülen azil soruşturması sona doğru yaklaşıyor. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran demokratlar soruşturmayı bu yıl sonuna kadar tamamlamak istiyorlar. Aziz soruşturması Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'den demokrat başkan aday adayı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden aleyhinde adli takibat yapılmasını istediği iddiasıyla başlatılmıştı. Hunter Biden, babasının ABD Başkan Yardımcılığı döneminde Ukrayna'da bir enerji şirketinin yönetim kurulu üyesiydi. Joe Biden'ın şirket hakkında yolsuzluk iddiasıyla Ukrayna'da açılan bir soruşturmanın kapatılması için devreye girdiği iddia ediliyordu. ABD kongresi Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna'ya 391 milyon dolarlık askeri yardım yapılmasına karar vermişti. Trump söz konusu askeri yardımı bir süre askıya almıştı. Trump'ın yardımın serbest bırakılması karşılığında Zelenski'den Biden'lar hakkında soruşturma başlatılmasını istediği öne sürülüyordu. Ortaya atılan iddialara bakılacak olursa Trump'ın özel avukatlarından Rudy Giuliani Ukrayna ile temaslarda adeta dışişleri yetkilisi gibi hareket etmiş. Trump yönetiminde resmi olarak herhangi bir görevi bulunmayan avukat Giuliani'nin Ukrayna girişimlerinde üstlendiği rol azil soruşturmasının odağını teşkil ediyor. ABD yönetimlerinin yabancı bir ülkeye askeri yardım yapması ile ilgili süreçlerde Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi de önemli rol oynuyor. Dolayısıyla temsilciler meclisindeki komiteler Amerika'nın Avrupa Birliği ve Ukrayna nezdindeki diplomatlarıyla Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna, Avrupa ve Rusya işlerinden sorumlu danışmanlarının ifadelerine başvuruyor. Beyaz Saray ise bazı isimlerin kongrede ifade vermelerini hukuken engelleme yoluna gitti. Bu isimler sadece mahkeme celbiyle ifade vermeye zorlanabiliyorlar. Hazir soruşturmasında tanıklığı önemli olan isimlerden biri ise Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton. Tescilli bir neokon olan Bolton, uluslararası meselelerde sertlik yanlısı görüşleriyle tanınıyor. Trump'ın ise Bolton'ı uluslararası müzakerelerde adeta bir sopa olarak kullandığına inanılıyor. Trump, geçtiğimiz Eylül'de Bolton'ı ulusal güvenlik danışmanlığından kovmuştu. Bolton ise kovulmadığını, kendisinin istifa ettiğini savunmuştu. Trump'ın Zelenski ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinin içeriğini de Baltı'nın sızdırdığından şüphe ediliyordu. Ukrayna meselesinin bütün süreçlerinde yer almış kilit bir isim olarak Baltı'nın muhtemel tanıklığı Beyaz Sarı için endişe kaynağı gönüllü ifade vermek istemeyen Baltın, kongreden celp gelmesi halinde bildiklerini anlatmaya hazır. Ukrayna ile ilgili girişimlerde rol oynamış bazı ulusal güvenlik konsi yetkililerinin ifadelerine göre Baltın, avukat Rudy Giuliani'nin bu meselede kilit rol oynamasına itiraz etmiş. Hatta Balton, Giuliani'yi etrafındaki herkesi havaya uçuracak bir el bombası olarak nitelemiş. Gerinen noktada Balton bu el bombasını patlatacak konumda bulunuyor. Öte yandan Balton, Beyaz Saray'da Trump'la çalıştığı dönemi bir kitapla anlatmayı planlıyor. Baltın'ın Beyaz Saray'dan kovulduktan sonra Twitter hesabını kullanmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Hesabını dondurduğu zannedilen Baltın, cuma günü ilk defa tweet mesajı yayınlayarak sahneye çıktı. Twitter hesabına erişiminin Beyaz Saray tarafından engellendiğini iddia eden Baltın, iki ay aşkın bir sürenin ardından yeniden Twitter'da olmak güzel. Hikayenin arka planı için bizden ayrılmayın diyordu. Baltın aynı gün yayınladığı diğer mesajlarında da kendisinin söyleyeceklerinden Beyaz Saray'ın korktuğunu ima ediyordu. İntikam soğuk yenen bir yemek ve Baltın aşağılayıcı bir üslupla Beyaz Saray'dan kovulmuş olmasını içine sindiremedi. Demokratlar Baltın'ı tanık kürsüsüne çıkarmayı başarırlarsa Trump'ı köşeye kıstıracaklarını düşünüyorlar. Baltın bu fırsatı demokratlara verecek mi, vermeyecek mi? Washington'da şimdi bütün gözler Baltın'a çevrilmiş bulunuyor.